İnternet, dünya üzerindeki yüz milyonlarca bilgisayar ağını birbirine bağlayan çok büyük bir bilgisayar ağıdır. Yani bir ağlar ağıdır. Yerel ağlar ve geniş alanlı ağlar olmak üzere iki tür bilgisayar ağı vardır. Ağ toplumu ise bireysel, toplumsal, yerel ve küresel ağların İletişim düzeylerinin iç içe olduğu ve birbirlerini eş zamanlı, sınırsız bir düzlemde kestiği yeni toplumsal örgütlenme modelini ifade eder. İkinci nesil internet hizmetlerinin, yani Web 2.0 tabanlı etkileşimli uygulamanın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal paylaşım ağları olağanüstü bir şekilde yaygınlaşmıştır. Web 2.0, ikinci nesil internet hizmetlerini, toplumsal iletişim sitelerini, wikileri, iletişim araçlarını, folk sonomileri yani internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistemi tanımlar. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, internet, web 2.0, sosyal ağlar, sanal, sanal topluluklar, net taş, kamusal alan, sosyal medyadır. Bu programı izledikten sonra, internetin tarihsel süreci nasıldır, İnternet ortamındaki hizmet ve uygulamalar nelerdir? İnternetin çeşitli açılardan etkileri nelerdir? Sorularına cevap bulabileceksiniz. İnternet gibi teknolojik bir devrimin ortaya çıkmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin milli güvenlik, savunma ve küresel hakimiyet kaygıları belirleyici olmuştur. Soğuk Savaş döneminin bir ürünü olan internet ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nde ve esas olarak askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere geliştirilmiş. 1969'da ileri araştırma projeleri yerel ağ, yani ARPANET olarak başlamıştır. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığınca çeşitli askeri birimler ve üniversitelerin işbirliğiyle geliştirilen ve bugün ilkel bir iletişim ağı olarak hatırlanan bu yerel ağ, savaş ve hatta nükleer saldırı koşullarında yok olmayacak bir sistem oluşturma ihtiyacına yönelik planlanmıştır. 1970'lerde özellikle elektronik posta, uzak veri tabanlarına erişim ya da dosya transferi gibi çeşitli amaçlar için kullanılan internet, 1982 yılında bütün ağların bir araya gelerek bir ağlar ağ inşa etmelerini öngören iletim denetim protokolü, internet protokolünün imzalanmasıyla ana şeklini kazanmıştır. 1984'te alan isim sistemi, yani DNS kullanılmaya başlanmış, doğrudan isimle, adresle bağlantı kurulmuştur. 1992'de ise dünya çapında A anlamındaki www ile birlikte internet bugünkü şeklini almış ve ticari şirketlerle kişisel kullanıcıları da içerecek şekilde milyonlarca insanın kullanımına açılmıştır. Siber alan uzam terimini ilk kez ünlü bilim kurgu yazarı William Gibson'ın 1984 tarihli Neuromancer adlı romanında kullanmıştır. Günümüzde yaygın olarak dünya çapındaki internetin yarattığı ve sayıları yüz milyonları bulan internet kullanıcılarının dahil olduğu yer anlamında kullanılmaktadır. Evet, böylece internetin kısa tarihçesine birlikte ele almış olduk. Şimdi de genel olarak internet ortamındaki hizmet ve uygulamaları, bunlarla ilgili temel bazı kavramları ele alacağız. 2004 yılında web 2.0 tabanlı etkileşimli uygulamaya geçilene kadar internet üzerinde kullanıcıların büyük çoğunluğunun yararlandığı hizmetler e-posta, e-mail servisleri, dosya aktarımı, Enformasyon arama ve kaynaklara erişmeye yardım eden etkileşimli seyri sefer hizmetleri ve laflama yani chat, forum ve haber grupları hizmetleridir. Bu hizmetler kapsamında iletişim iki farklı şekilde gerçekleşir. Eş zamanlı olmayan yani asenkronik ve eş zamanlı yani senkronik olarak. Web 2.0'ın yaygınlaşmasıyla web hizmetlerinde sadece kullanıcıların katılımı sağlanmamış, aynı zamanda site ve kullanıcıların işbirliği yapması da mümkün hale gelmiştir. Böylece internet daha önceki dönemden farklı bir şekilde yeni sosyal medyayı, sosyal paylaşım ağlarını, yeni kimlik stratejilerini, yeni ilişkileri ve sanal cemaatleri gündeme getirmiştir. İnternetin yarattığı kamusal alan, ataerkilliğin kısmen daha az olduğu, katılımın burjuvalarla sınırlı kalmadığı ama aynı zamanda eleştirel ve rasyonel aklın her zaman egemen olamadığı bir alan olarak nitelendirilir. İnternet, küreselleşmeye paralel olarak yurttaşlığında tanımını genişletmiştir. Aynı ülkede yaşayan insanlar için ülkesel bir tanım olan yurttaşlık yerine, aynı ağ paylaşıyor olma, küresel internet uzamının bir üyesi olma durumuna işaret eden nettaşlık kavramı ortaya çıkmıştır. İnternet ortamındaki hizmet, uygulama ve bunlarla ilişkili temel kavramlara kısaca değinmiş olduk. Şimdi de tüm bunların çeşitli açılardan yarattığı etkiyi anlamaya çalışacağız. Günümüzde çok sayıda insan interneti hükümet politikalarını ve uygulamalarını takip etmek, çeşitli kamusal sorunları tartışmak, belirli resmi kurum ve kişilerle bağlantı kurmak amacıyla kullanır. İnternet, siyasetle ilgili informasyona ulaşma imkanlarını kayda değer biçimde arttırarak yurttaşlara demokratik siyasi katılım ve temsille ilgili yeni imkanlar sunar. Enformasyon toplumu yaklaşımı içerisinde enformasyonun çoğalması ve erişimin kolaylaşmasının mevcut eşitsizlikleri giderici bir işlev göreceği öne sürülür. Diğer taraftan internet sıradan insanlar hakkında kişisel enformasyonun hayal edilmedik düzeyde görünür ve izlenir kılınmasına da yol açmıştır. Resmi otoriteler A üzerindeki milyonlarca insanı çok daha kolay izleyebilir hale gelmişlerdir. İnternetle birlikte meydana gelen oldukça önemli bir dizi sosyoekonomik etki de söz konusudur. Bunlardan ilki ev ve iş yeri arasındaki tarihsel ayrımın kimi işler açısından artık ortadan kalkıyor olması ve tele çalışma olgusunun yavaş da olsa yaşama geçmeye başlamasıdır. Diğer taraftan ticaretin ve ekonominin niteliği önemli ölçüde değişmeye başlamıştır. Elektronik ticaret yani e-ticaret son yılların en gözde konularından biri olmuştur. İnternet uygulamaları, ticari tanıtım ve pazarlama etkinlikleri açısından çeşitli yenilikler sunar. İnternetle birlikte e-pazarlamanın giderek ivme kazandığı, mevcut pazarlama ve reklamcılık anlayışınınsa oldukça değiştiği açıktır. Tüm bu değişim ve gelişmelerle birlikte, elektronik ekonomi adı verilen yeni bir düzenin giderek hakim olacağı ve bu yeni ekonomik düzenin hem üretim hem de tüketim süreçlerine etkilerinin de giderek artacağı öngörülür. İnternet'in farklı açılardan etkilerinin neler olduğunu ele aldık. Şimdi de programın genelinde neler gördüğümüzü kısaca bir hatırlayalım. İnternet, dünya üzerindeki yüz milyonlarca bilgisayar ağını birbirine bağlayan çok büyük bir bilgisayar ağıdır. Yani bir ağlar ağdır. Ağ toplumu ise bireysel, toplumsal, yerel ve küresel ağların iletişim düzeylerinin iç içe olduğu ve birbirlerini eş zamanlı, sınırsız bir düzlemde kestiği yeni toplumsal örgütlenme modelini ifade eder. İnternet gibi teknolojik bir devrimin ortaya çıkmasında, Amerika Birleşik Devletleri'nin milli güvenlik, savunma ve küresel hakimiyet kaygıları belirleyici olmuştur. İkinci nesil internet hizmetlerinin, yani Web 2.0 tabanlı etkileşimli uygulamanın ortaya çıkmasıyla birlikte, Sosyal paylaşım ağları olağanüstü bir şekilde yaygınlaşmıştır. Web 2.0'ın yaygınlaşmasıyla web hizmetlerinde sadece kullanıcıların katılımı sağlanmamış, aynı zamanda site ve kullanıcıların işbirliği yapması da mümkün hale gelmiştir. İnternetle birlikte meydana gelen oldukça önemli bir dizi sosyoekonomik ve toplumsal etki söz konusudur. Bu programda internetin tarihsel süreci nasıldır? İnternet ortamındaki hizmet ve uygulamalar nelerdir? İnternetin çeşitli açılardan etkileri nelerdir? sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Toplum ve İletişim ders kitabının 6. ünitesinde yer almaktadır.